Selamlar herkese, ben İlter Eftan Harman Gürel. Bugün Orta Koridor'da Zed ile Minyon Canavarı oyun tarzını oynamaya çalışıyor olacağız. Bu videoyu kaçıncı kez çekiyorum bilmiyorum. Ama bundan öncesinde oyunlar fevkalade olmasına rağmen, gayet rahat kasmamıza rağmen bir türlü Minyon Canavarı oyun tarzını yapamadım. Çünkü Zed buna çok fazla uygun bir karakter değil. Çünkü Zed oynadığınızda illa agresif oynamak istiyorsunuz. İlla 6. seviyeye geldiğinizde ultinizi kullanmak istiyorsunuz. İlla adam kovalamak istiyorsunuz ama Minyon Canavarı oyun tarzı aslında şu. Sizin bir orta koridor oyuncusu olarak hani gerçekten çok fazla hasarınız oluyor çoğu şampiyonuyla. Bu hasarı değerlendirmek istiyorsunuz. Koridorda rakibi atar yapıyorsunuz. Birlikte dürtüşüyorsunuz. İşte skor kovalıyorsunuz. Orta koridor oyuncuları mesela birçok opsiyonu sahiptir. Yani koridoru ittirdikten sonra gidip ormancısı ile birlikte rakip ormana girebilir skor çıkartmak için. Eğer o riski göze alıyorsa tek başına rakip ormana girebilir. Diğer koridorlara baskına gidebilir. Böylece skor arayabilir. Ya da kendi ormanına ya da çok riskliyse rakip ormana girip orman kampını kesmeyi deneyebilir. Aslında Minyon Canavarı oyun tarzı da bunu hedef alıyor. Yani koridoru ittirdikten sonra koridorda son vuruş yapmayla zaman kaybetmiyorsunuz. Çünkü rakiple birebir bir savaş içine girmek istemiyorsunuz yani. Son vuruş yaparak hani o yüzden zaman kaybetmiyorsunuz. Koridoru hızlı bir şekilde itiriyorsunuz. Sonra kendi ormanınıza giriyorsunuz. Ya da rakip ormana giriyorsunuz. Daha çok kendi ormanınıza giriyorsunuz. Orman kamplarını temizleyerek şöyle bir dakika 25'e kadar falan kendinizi güçlendiriyorsunuz. Çok fazla savaşmıyorsunuz bu süreç içerisinde. Ve dakika 25'ten itibaren o kadar fazla minyon kesmiş oluyorsunuz. O kadar fazla altın kazanmış oluyorsunuz ki bu sayede çok güçlü oluyorsunuz. Takım savaşı mı, ejderha savaşı mı, baron savaşı mı, ayrık ittirme mi, adam yakalayıp kesme mi? Bunların hepsini normal oranla çok daha iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Başka koridorlara baskına gitmekle zaman kaybetmediğiniz için orada hani sonuçta skor çıkacak diye bir garanti yok. Risk almamış oluyorsunuz doğrudan. Kendi orman kampınızı temizleyip direkt partiye çeviriyorsunuz. Bu tarz oyun tarzına Minyon Canavarı oyun tarzı demeyi tercih ediyorum ben. Yani normalde böyle bir ismi var mı bilmiyorum. Ben bu ismi koydum. Ama sezon 2'de Frogan'ın ortaya çıkardığı bir oyun tarzı diyebiliriz. Frogan bu şekilde oynayarak profesyonel seviyede diğer orta koridor oyuncularının da gözünün açılmasını sağladı diyebiliriz. Halen de birçok orta koridor oyuncusu tarafından benimsenen bir oyun tarzı. Bir orta koridor oyuncusu hem minyonları aynı anda dikkat edebilir, hem skor kovalayabilir, hem diğer koridorlara baskın düzenleyebilir. Bunların hepsi mümkün. Sadece bizimki tam olarak minyon üzerine odaklanan bir oyun tarzı diyebiliriz. W ile mi başlamış o? Değmedik ya. Boşuna kule hasarı almış olduk. Bu arada ikinci seviye oldu. Tutuşunu kullanmadı az önce. Ben E açar diye düşünmüştüm. Q açtı. Tamam, W'sunu kullandı. Minyona çok fazla odaklanamadık böyle risk olunca ortada. Eze gitmesini istemiyorum. Az can da burada minyon kesmeye çalıştığında can çekişecek. Tekrardan base atma komutu verse bile daha fazla geç kalmış olacak bu sayede koridor. Maksimum avantajı elde etmiş oluyorum. Yani canı o kadar azken base'e gitmemi tercih etseydi kule altında kesme ihtimalim vardı. Minyonlara yaklaşamayacaktı. Özellikle şu arkadaki büyücü minyonları kesmek için yaklaşamayacaktı. Sonrasında yine base atma komutu uyguladığında da ki az önce öyle yaptı. Şimdi normalde normal oranla daha geç gelmiş oluyor koridora. Riskli bir şey yapıp burada base atmayı deneyeceğim. Umarım iptal etmez. Rakip ormancı ya da fizz. Zaman kaybetmek istemiyorum çünkü koridora gelme konusunda. İlk olarak bu eşyaya çıkacağım. Ayakkabı almıyorum. Karşımda Fizz olduğu için ve hasar çok yüksek olan bir şampiyon olduğu için Fizz bu şekilde ayakkabı almadan can iksirine ihtiyaç duyuyorum koridorda.
Normalde yani yapabileceğiniz çok fazla çeşit var. İlk olarak Bilgewater Palace'ını alıp skor ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Ulti attıktan sonra rakibi yavaşlatarak yeteneklerinizin tutacağını garanti altına alabilirsiniz. Sihirçen çıkararak Fizz'in beni kesmesinin önüne geçebilirim. Hani 6. seviyedeki hasarını bir nebze azaltabilirim. Ama öncelikli olarak bu ismini okuyamadım az önce. Bakacağım. İsmini söyleyemeyince garip oldu. Yeni eşyalardan biri. Daha önce ismine dikkat etmemiştim. Sadece doğrudan alıyordum. Caulfield'ın savaş çekicini alarak ultimi attıktan sonra da bekleme süremin olabildiğince kısa olmasını sağlamaya çalışıyor olacağım. Biz bu arada koridor fazlasıyla geç geldi. Yani benden de geç geldi. Kindred. Fena failledik. Bu W cidden aşırı failledim ya. Duvardan geçememek ise üzücüydü. Nisin geliyor buraya. Gerçeğin ışığı karanlıkta saklı. Güzel. Nisin orada güzel bekledi. Fist totemini atarken de güzel girdi. Cidden iyi bir başlangıç oldu bizim için oyuna. Orada W'yu fulllemese, faillemeseydi muhtemelen Kindred'ı da keserdik bu arada. Dakika 8'den itibaren orman kampını almaya başlayabiliriz. Dakika 8'den önce orman kampını almaya çalıştığınızda çok canınız gidiyor ve çok uzun sürüyor. O yüzden dakika 8'den önce almanızı tavsiye etmiyorum. Zed bile olsa bu arada hani manayla oynanan bir şampiyon değil ama maviyi mutlaka alın. Öyle orman yaratıklarını kesmeye başlayın derim. Çünkü o şekilde yaptığınızda gerçekten daha rahat bir şekilde kesiyorsunuz. O bekleme süresinde azalma gerçekten önemli. Bu arada çok fazla can iksiri aldım. Bunun farkındayım. Bunun nedeni bir sonraki base'imin olabildiğince uzun zaman sonra olmasını istiyorum. Çünkü orman kamplarını artık temizlemeye başlayacağım. Artık dakika 8 olmak üzere. Mavimi alacağım. Sürekli olarak kendi kurtlarımı ve keskin gagalarımı almaya başlayacağım. Hatta şöyle bir istiyorum. Ping'i atalım. Biz henüz 5. seviye. Bu arada Fizz'e de agresiflik yapabiliriz. Ben görmedim orada Fizz'in yaptığını. Seslere odaklanmışım. Rakip seriye bağladı vesaire. Dibimde olan şeyi görmemem. Gücüydü biraz. Q'ları nasıl kaçırdım bilmiyorum ama Q'lar kaçtığı için kesemedim. Normalde tutsaydı garanti skordu. Arada Kindred'in üzerinde mavi vardı ve bu yönden geldi. Sanırım çaldı bizimkine. Aynen, çalmış bizimkini. Gölgeler bunu hatırlatıyor.
Kimse gölgesinden kaçamaz. Kötü oldu bu. Fazla oyalandık orada. Kindred'ın üzerine giderek doğrudan sadece mavi almaya odaklansaydık bence daha iyi olurdu. Ha? Nasus? Sıçra mı attın Nasus? Yani da orada belirdi çünkü. Hani sıçra animasyonu bile olmadan belirdi. Neyse. Benim de suçum var orada hani zorlayarak ama gerçekten almak istiyordum o maviyi. O yüzden bu kadar zorlamaya çalıştım. İki kişinin bildiği sır değildir. Gözlerine sağlık. Ultisi yok Fizz'in. Kesebilir. Hadi. Bu arada Queen şu an çok güçlü. Hasar çok fazla. Q. Wow. Güzel. Bayağı güzel gözüktü. Cidden bayağı güzel gözüktü. Bu olay Echo'da da var. Yani rakip eğer bir yere giderse onunla birlikte oraya kadar gidiyor. Başka Lee Sin de var. Nocturne de var. Ama en güzel duran yani Queen ve Echo'daki. Bu, üzerine doğru atılma yeteneklerini kullandığında rakip nereye giderse gitsin takip ediyorlar. Sadece base'e kadar gitmiyorlar. Tabii ki Echo'dakini denk getirmek daha zor bir olay çünkü o ışınlanma şeklinde olduğu için bir anda gerçekleşiyor. Bu arada mesela şimdi alt koridora gidebilirim ama alt koridora gitmiyorum. Bu minyon canavarı oyun tarzı gereği. Alt koridora gitmeyi niyetlenmiştim aslında. Kendi ormanıma giriyorum. Onu yani videoya öyle giriş yaptık ona yönelik oynayalım. Elim işte savaş yapmaya gidiyor ya. Savaşmak Zed ile daha mantıklı. Orada çok güzel. Ya çünkü Zed çok rahat skor alan bir şampiyon. Esin harcamadı o yüzden ulti atmadım. Güzel. Yani biraz baitlemeye çalıştım kuleden hasar alarak ama bir an tereddüt ettim acaba hata mı ettim diye. Sonradan geri moralim yerine geldi. Fizz E'sini kullanarak bana saldırdığı için. Ya Fizz'in E'sini harcatmaya çalışıyordum çünkü bir şekilde. Fizz'in E'sini harcamadan ulti atmam benim için çok yanlış bir karar olur. Çünkü çok rahat bir şekilde hasarımdan da kurtulabiliyor. Kendini yeniden farklı bir pozisyona taşıyarak Q'larımdan da kaçabiliyor. Bu sefer çalınmasın diye bir şekilde söyledim ama tam ettim bilmiyorum. Umarım Lee Sin'si çalınmaz bu süreç içerisinde. Çoğu şampiyona karşı Mahvolmuş Kralın kılıcını tamamlamıyorum bu arada. Öncelikle Yeomun'un Hayalet kılıcına gidiyorum. Ya çok fazla Zed oynayan bir insan değilim açıkçası çünkü çok fazla TR'de Zed oyuncusu var. Karşıma çok sık Zed geldiği için biraz antipatiyle yaklaşıyorum karaktere ama oynaması eğlenceli. Yalan yok yani hani bir karaktere oyundan silebilecek olsan hangi karakter olurdu bu dediklerinde. Zed'i mesela karşımda ne kadar görmeyi sevmesem de kendi oynayacağım zamanları düşünerek Zed'e söylemem. Orada bir hikayesi var bu aralar gündemde. Bilgi sahibi değilim maalesef o konuda. O zaman bana soru sormayın. Mecbur gidiyorum bu sefer hani minyon için oynuyor olsak da. Yapabilir miyiz ki burada bir şey? Tutuşturma olsa W'ye gider, tutuştur atardım ama. Bart. Çok
riskli hareket etti. Öldü. Güzel. Şöyle bir yardım etsem yeter herhalde. Ya alt koridor ikilisi yok sonuçta şu an için. Tek başına alabilir diye tahmin ediyorum. Güzel ejderhayı da almış olduk böylece. Koridoru birazcık daha ittirip ondan sonra ormana girmeyi düşünüyorum. En yeni orman, yeni minyon dalgası geldiğinde geç kalmış olmak istemedim çünkü. Biz niye böyle abarttı? Anlayamadım açıkçası, direkt ultiyle girdi falan. Leye vuracağımı düşündü sanırım. Tabii ki öyle bir şey yapmam yani. Mavi olmayınca enerjimiz çok çok çabuk bitiyor. O yüzden hani mutlaka almamız gerekiyor diyebilirim maviyi. Ya onu hesaplı kullandığımızda çünkü rahat bir şekilde koridoru ittiremiyoruz. Rahat bir şekilde rakibi dürtemiyoruz Q'muz ile. Orman yaratıklarını o kadar rahat kesemiyoruz. Neden bu taraftan geldi acaba? Pembe totem. Yo, bu eski bir totem. Şurayı totemledi herhalde. Ya, varsayım yapıyorum tabi ama. Riskli olacak sanırım ama yine de gitsem mi? Cebimde bu kadar para varken gitmek istemiyorum aslında ama gideceğim. Oh, hayır hayır hayır. Kuleyi tutmaya yardım etmem lazım. Ben de öldüm. Kötü oldu bu. Ya Thresh'e ulti atmamın nedeni Thresh'in Q atmayı deneyeceğini tahmin ettim açıkçası ve hani en rahat kesebileceğim hedef oydu. Vayne'in görünmezliği var mıydı bilmiyorum. Fizz E'si ile kaçabiliyor malum. Hani o yüzden en rahat kesilebilecek hedef Thresh olduğu için orada keser çıkarım dedim ama böyle kule altı girdiler. Mobil şampiyonlar olmasının da yardımıyla rahat bir şekilde girdiler, kestiler, çıktılar. Bu arada az önce Queen mesela Q'sunu tutturmuş olsa garanti. Skorda öyle durumlar beni çok üzüyor ya. Orada Vayne oynuyor. Vayne gerçekten oynuyor. Vayne bayağı oynadı ya. Orta koridor kulesini Kindred kesti sanırım. Bu ne ya? Adam ölmüyor. Ultisi kullanmak istemedim açıkçası. Ulti kullanmayayım derken. Ya çünkü ilk girdiğimde ultim yoktu direkt. İlk girdiğimde atsaydım keserdim zaten de. İlk girdiğimde ultim yoktu. Sonrasında da ulti kullanmak istemedim. Ama sıçra ve tutuşur kullanmam gerekti. Pek değmedi açıkçası. Ultiyi saklamama. Bu sen çok yük yaptı. Bir de tank gittiği için kesemiyoruz yani. Bu arada minyon sayımız çok düşük kaldı. Yani ne kadar minyon canavarı oyun tarzına yönelik oynamak istesem de çok haritada gezmemiz gerekti. Ultimi kullanmak istemiyorum açıkçası. Yani sonrasında Fizz'le karşılaşma ihtimalim olduğu için. Ayrıca işimize de yaradı yani ulti harcamamış olmam.
Şöyle ki, ulti kullansaydı muhtemelen sıçra atma gereği duymazdı orada Thresh, fakat ultimin olmadığını düşündüğü için sanırım kullandı. Biz de buradan kule alabiliriz. İki kişinin Gerçi bildiği canı çok fazla ama sınırlıdır. deneyebiliriz en azından. Bana karşı gelme. Yerden çıktı. Q'lar nasıl tutmaz ya? İleri seviye Z taktikleri diye bir videom vardı. Onda ikinci Q'yu atamayacağımızı söylemiştim aynı gölgeyle. Fakat atılabiliyor bu arada, az önce de gördüğünüz üzere. %40 bekleme süresinin azalma ile bunu yapabiliyorsunuz. Böyle kuleyi alamadım. Ama pes etmek istemiyorum açıkçası. Vayne'e birazcık gıcık oldum. O yüzden Vayne'i kesmeye çalışacağım. Nedense üzerime yürüdü. Yasak teknik diye bir şey yok. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü çok çok güçlü oluyor bu arada Z'de. O yüzden yani mutlaka Yıldırımların Efendisi'nin hükmüyle oynayın derim. Hatta kullandığım kabiliyet ve ürünleri de videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına eklerim. Buralarda birileri var ama şansımı deneyeceğim. Yokmuş. Tek başına neden bitirdi artık bilmiyorum ama cezasını ödedi. Bir destek olarak tek başınıza böyle çok açılmamanız lazım. Özellikle de karşıda suikast şampiyonlar varsa. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü de olsaydı şu an verdiğim hasar inanılmaz fazlaydı. 30 saniyelik bir bekleme süresi var. Thresh'te kullandığımız için bunu kullanamadık ama. İsim yok. Outplay edebiliriz bize. Wow. Neler yaptı öyle? Sıçralar. Bizimkiler de abarttı. Vayne de abarttı. Yani gereksiz bir kovalamacı oldu diyebiliriz. Bu arada Kindred beni seçmiş. Yeni fark ettim. 4000 altınımız var cepte, artık base atsak iyi olur. Biz şuna alıp base atalım. Ya beni görmüyordu ya da iptal etmek istemedi base atışımı. Emin olamadım hangisi olduğuna. Güzel. Şu an oyun gayet güzel gidiyor. Minyon canavarı oyun tarzında çok yönelik oynayamadık. Yani çok haritada gezdik. Çok haritada gezmemizi gerektiren durumlar oldu. Ya bunun nedeni de zaten Zed oynuyor olmamız. Hani ayrı kittirme yapabiliriz. Çok erken zamanda da başlayabiliyoruz ayrı kittirmeye ama Nasuo karşı ayrı kittirme yapmayı cesaret edemedim açıkçası. Onun yerine takım savaşlarına dahil oldum. Gerçi tam takım savaşı denemez.
Her şey mi kaçar böyle? Biz de buralarda bir yerde vardı. Neyse gelecek. Batuhan ya, bayağıdır Batuhan'la oyuna giremiyorduk bu arada. Bard'ın o olduğunu fark edememişim. Böyle bir şey beklemem lazımdı yani. Yani şu an çok yapamamış olsak da ben bu videoyu tekrar çekmeyi denemeyeceğim çünkü bundan önceki videolarda da yani yine aynısı oldu açıkçası. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yine bu şekilde skorlar yine hani güzel oyunlar dönüyor. Fakat hani tamamen minyona yönelik oynayamıyorum. Sürekli bir aksiyon oluyor. Ben de bu aksiyonu takip ediyorum. Zaten bir orta koridor oyuncusu çok yönlü olmalı. Hani belli bir oyun tarzından ziyade diğer durumlara da adapte olabilmeli. Güzel diyebiliriz o açıdan. Ama hani minyon canavarı oyun tarzı daha çok dediğim gibi çok fazla agresif olmadan böyle dakika 25-30'a kadar deli gibi minyon kesip ondan sonrasında bir anda güçlendiğinizde savaşmaya başlamakla olabilir. Yani boş zamanınız olduğunda koridoru ittirdikten sonra o kalan boş zamanınızda diğer koridorlara baskın çıkar baskın yapmayı değil de onun yerine kendi orman yaratıklarınızı kesmeye yönelik. Bu arada Zed yani gerçekten çok güçlü Yıldırım Efendisi'nin hükmüyle ama oyun başında mutlaka kasmanız gerekiyor. Bir de ne yaptığını bilen oyunculara karşı takım savaşı kesinlikle yapamazsınız. O yüzden hani çok gaza gelmeyin derim. Yani seyrederken cidden çok eğlenceli. Oynarken de hani normal oyuna falan çok eğlenceli ama dereceli oyuna girdiğinizde çoğu zaman karşılaştığınız durum çok iyi bir destek oluyor. Nişancısını çok rahat koruyor. Nişancılar genellikle civalı kuşak çıkıyor. Orta koridor oyuncuları genellikle zonya çıkıyor ilk eşya. Böylelikle hani Zed'in yapabileceklerini tam olarak yapamıyorsunuz, sağlayamıyorsunuz. Mısında mı Vayne? Yo. Vayne'e karşı W'mu yakınlaşmak için kullanamam bu arada. Ya da kullanabilir miyim? Neyse ki Q'larımızı tutturuyoruz. Yoksa çok rahat bir şekilde outplay edebilir bizi beyin. Yani Tumble'ını, Türkçesini unuttum onun. O takla atmasını, kullanmasını bekliyorum Q'mu atmadan önce. Böylelikle riske atmamış oluyorum. Menüs açılmadı. Çok iyi. Artık bu altını değerlendirelim. Ben Kanus Samış almayı tercih ediyorum bu eşyaları aldıktan sonra. Mesela orta koridorda çok zorlanıyor olsaydım ilk çıkacağım eşyalardan bir Sirichan olurdu. Fakat çok fazla zorlandığım söylenemez. O yüzden çıkmayı tercih etmedim şu ana kadar. Yine şimdi alabiliriz yani. Ne olur ne olmaz. Yani da worstlenmeyelim. Biz tarafından çünkü 7 skoru var. Eşyaları çok kötü. Eşyaları bu kadar kötü olmasa biz çok daha efektif olabilirdi.
Eşya seçimi o yüzden önemli diyebiliriz. Yani nasıl kötü? Bunlar Fizz'e kasılabilecek eşyalar tabii. Ama Fizz bir suikastçı. Bunlar çok işlevsel eşyalar gibi kalıyor benim gözümde. Onun yerine yani Luden Rabadon olsaydı, Zonya olsaydı çok daha etkili olurdu. Bu arada hemen kullandı gördüğünüz gibi. Civalı kuşağı. Çok güzel diyordum. Ki şuna bir tutuştur atmak lazım. İki kişinin bildiği sır değildir. Mavimiz çıktı bu arada. Onu almaya gidebilirim. Doğdular. O yüzden riske atmaya gerek yok. Rakibim keskin gagalarına uğrayıp öyle gideceğim. Arada bekleme süresinde azalmaya tamamen sahibim. %40. Yani maviyi alamamayı göze alacak şekilde bir ürün sayfam var. Yani 18. seviyeye gelince %15 bekleme süresinde azalmam oluyor. Birazcık abartı denilebilir. Yani bu eşya buyluğuyla her türlü %40'a ulaşıyorsunuz çünkü. Ne de maviyi alamama ihtimalime karşı bu şekilde bir ürün sayfası dizdim. Baron alabiliriz. Ya da direkt inhibitör de açabiliriz. Direkt inhibitör açalım. Beyin üst koridorda. Tunyot yaklaşırsa bakın. Yanlışlıkla tıkladım bu arada W'ye. Alışkanlık. Yani komboyu yaparken genellikle bir tane de düz atak ekleyebilmek için, düz atak mesafesine girebilmek için W'ye de basıyorum. Fakat burada yanlışlıkla bastım W'ye. Bu da ölümüme neden oldu. Ama sıkıntı yok. Güzel, oyunu bitirmiş olduk. GG, but late. Bu kadar uzun süre videosuz kalmanızın nedeni bu arada bu. Yani videoyu çekmeye başlıyorum. Böyle dakika 10 gibi hevesim kaçıyor. Konuşamamaya başlıyorum. İstediğimi göstermeye başlıyorum. O yüzden ya bir şekilde kapatıyorum ve normal bir şekilde oynamaya devam ediyorum. Maç historime bakacak olursanız, yani oyun karşılaşma geçmişime bakacak olursanız gerçekten fazla sayıda maç olduğunu görebilirsiniz. Böyle. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben oldukça keyif aldım. Zed oldukça eğlenceli bir şampiyon. Fakat dediğim gibi dereceli de bu kadar iyi sonuçlar beklemeyin derim. Çünkü rakipler genellikle çok bilinçli oluyor Zed'e karşı. Sadece ayrı kitleme yapabiliyorsunuz. O da her zaman işe yarayan bir taktik değil. Yani koridorda çok güçlü olsa da takım oyunu aşamasına geçildiğinde güçsüzleşen bir şampiyon. Seyrettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.